Yüz engelli gence umut olmak için ünlü isimler elini taşın altına koydu. Yüz engelliye yüz bacak projesini başlattı. Pek çok ünlü sanatçının tekerlekli sandalyeyle basketbol oynayacağı bir de maç organize edildi. Detayları hep birlikte izliyoruz. Birer engelli adayıyız, Allah korusun. Engelli gençler için sanat camiası seferber oldu. Yüz gence akülü araç sağlamak için ünlü isimler elini taşın altına koydu. 5-6 ayda koltuk değneğiyle yaşadığım için. Şenol İpek imajını neden baştan aşağı yeniledi? Ben de aynaya bakınca kendimi biraz tuhaf hissediyorum. Yüzleri gülümseyen, hayata atılmak için fırsat bekleyen pırıl pırıl gençler. Sadece biraz desteğe ve umuda ihtiyaçları var. Engelli gence 100 protez bacak alınacak projenin kampanya yüzlerinden biri de ünlü model ve sunucu Şenol İpek'ti. Her zamanki kibarlığıyla söze basın mensuplarına teşekkür ederek başladı. Ben sizlere çok, değerli basınımıza çok teşekkür ediyorum. Böylesine bir organizasyona, manevi bir organizasyona destek verdiğiniz için. Çünkü sizlerin desteği olmasa biz bunu kimseye duyuramayız. Pek çok engelli gence umut ışığı olacak projenin detaylarını öğrenelim hemen. Yüz ayak aslında bir sembol kelime. Engelli kardeşlerimizin kullanacağı akülü araçları toplayacağız. 100 tane amacımız burada. Hedefimiz ilk etapta 100 ayak. Hedef 100 akülü araçla 100 genci hayatın akışına karıştırmak. Ama hayaller 100'le sınırlı değil. O yıl içerisinde 1000 ayak olur. 2000 olur inşallah. Tüm engelli kardeşlerimize akülü araç temin etmek. Çıkış noktamız bu. Bu proje kapsamında bir de sürpriz var. Engelli Basketbol Ligi'nde mücadele eden sporcu arkadaşlarımızla sanat dünyasının, magazin camiasının çok güzide isimleri birlikte maç yapacaklar. Bakalım basket sahasında önümüzdeki günlerde hangi ünlü isimleri göreceğiz? Tabii bu çok ilginç görüntüler ortaya çıkaracak. Onun dışında defilemiz var, sevgili Murat Günhan defilesi. Dans şovlarımız var, gene engelli kardeşlerimizin oluşturduğu bir grup. Ünlü isimler de tekerlekli sandalyeye oturacak ve basket sahasında kıyasıya bir mücadele yaşanacak. Nihat Doğan'a söylemedim ama Nihat Doğan'ın geleceğini biliyorum. Söylememe gerek yok. Nihat, böyle böyle bir organizasyon var dedim zaten gelecek. Onun gibi yani Hande Yener'den tutun birçok sanatçı arkadaşımıza, hani Emir Vaki değil tabii ki bu, böyle bir organizasyon ve telefonlar da çok geliyor bize katılmak isteyen. Eminim ki hepsi koşarak gelecek. Çünkü biz çok özel bir şey yapıyoruz. Ünlü şarkıcı Kıraç da bu projeye özel bir şarkı hazırlamış. Ben dinledim, emeğine sağlık. O şarkıyı da gene birçok sanatçı dostumuz nakaratlarını, işte cümleleri tek tek bölüm bölüm söyleyecekler. Güzel bir klip hazırlayacağız. Aşmak için hareket. Evet. Eğer hareket ederse her şeyi aşacağız. Şenol İpek, 100 engelliye 100 bacak projesine koşa koşa dahil olmuş. Çünkü engelli gençlerin yaşadığı zorlukları bizzat deneyimlemiş biri. Kendim de daha önce yaklaşık 6 ay koltuk denekleriyle, hatta 1 ay tekerlekli iskemleyle, yaklaşık 5-6 ayda koltuk değneğiyle yaşadığım için onun ne kadar zor, ne kadar sorunlu bir şey olduğunu yakından bilenlerdenim. Bu arada farkındaysanız Şenol İpek tüm tarzını yenilemiş. Sakallar uzamış, saçlar bir numara kestirilmiş. Aslında imaj değil, bir proje var hayırlısıyla inşallah. Onun için böyle bir sakal bırakmam, saçları kazıtmam istendi. Ben de aynaya bakınca kendimi biraz tuhaf hissediyorum ama rol gereği böyle bir hazırlık aşamasındayız. İnşallah o da hayırlı bir sonuç verir. Yeni sezonda çok ilginç bir karakterle ekranda olacakmış Şenol İpek. Aslında biraz sürprizlerle dolu bir rol. Bir doktor karakteri ama değişik bir doktor. Görüldüğü üzere fotoğraftan. Sakallar tabii daha da uzayacak.